Şimdi şeye göre düşünürseniz, nebilik anlayışına göre düşünürseniz, siz gerçekten bir hiçsiniz. Resullük anlayışına göre düşünürseniz, siz Muhammed'siniz. Nasıl düşünürseniz, öylesiniz. Aslında bakarsanız sizin hiçliğinizi şöyle anlatabilirim. Mesela diyoruz ki normalde bu beden bizim mi yoksa emanet mi? Bu beden emanet. Kim verdiyse ona aittir. Geçici olarak bizde duruyor. Mesela şu kalem emanet. Sahibi verdi bana, emanet olarak kullanıyorum. Ancak emanet. Bu beden de öyle. Bu beden benim değil. Bu göz benim değil. Kulak benim değil. Dil benim değil. El benim değil. Ayak benim değil. Vücut benim değil. Bu vücut Allah'a ait. Peki canımız, ruhumuz, onu da bize Allah verdi. Veren Allah alır canı. Demek ki canı veren de o, alacak olan da o. O da emanet. Şimdi zamanı gelince öldüğümüzde bu bedeni alıyor. Nereden geldi bu? Topraktan geldi, toprağa gidiyor. Can, bu da Allah'tan geldi, Allah'a gidiyor. Bize ne kaldı? Hiç. Demek ki nebilik anlayışına göre düşünürseniz biz hiçiz. Ama kendimizi bir şey zannediyoruz. Şimdi bir tane zengin bir adam oğluna bir araba veriyor. Emanet. Şoförünü de emanet olarak veriyor. Kullan diyor. Ama diyor bu araba benim, şoför de benim. Sonra adam oğlan kullanıyor, kullanıyor. Babası diyor ki artık ver arabayı. Emaneti alıyor. Arabayı alıyor, şoförü alıyor. Oğlana ne kalıyor? Hiç. Demek ki nebilik anlayışına göre düşünürsek geçici olarak bize verilen bedeni ve canı kullanıyoruz. Ama aslında bizim değil yani. Dolayısıyla kendimizi kötü hissederiz böyle. Onun için insanlar hiç kendini iyi hissetmez. Emanet şeyle sen mutlu olabilir misin? Senin değil ki. Mesela bir ev veriyorlar, gel otur burada diyorlar. Ne kadar otursan otur, diken üstünde oturuyorsun. Senin değil. Yani insanın kendi evinde oturması kadar güzel bir şey var mı? Değil mi? O zaman kendi evimize yerleşmemiz lazım. Evsiz, barksız olmaz. Madem ki bu dünyaya geldik, eve yerleşeceğiz. Peki bizim evimiz neresi? Mesela şu beden bizim evimizdir. Biz bunun içindeyiz. Yani ille de evin böyle duvardan falan olması gerekmiyor. Mesela bu kafatası bizim evimizdir. Beyin bu kafatasının içine yerleşmiş. Mağara gibi. Bu da bir portatif mağara. Nereye gidersek oraya götürüyoruz mağarayı. Yani ruhumuz bu beden içine yerleşmiş gibi düşünüyoruz. Ama aslında bu beden değil. Biz bunu bedenimiz zannediyoruz. Bireysel olarak düşündüğümüz için. Arapçada beden yerine vücut kelimesi kullanılır. Vücut. Benim vücudum, senin vücudun, onun vücudu diye. Halbuki vücut bir tanedir. Hani vahdet vücuda göre bir tane vücut vardır. Bu gördüğümüz bütün evren aslında bizim vücudumuzdur.